Merhaba sevgili yaylar. 26 Ocak 2 Şubat haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, yeni ay haftasındayız. Bu hafta 30 Ocak'ta 10 derece kova burcunda yeni bir ay doğacak. Bu yeni ayla birlikte sizin iletişimle ilgili konularınız artabilir, hızlanabilir, yenilikler yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz, komşularınız, kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızla ilgili bazı yeni gelişmeler gündeme gelebileceği gibi onlarla daha fazla görüşebilir, iletişim kurabilirsiniz önümüzdeki 15 günlük süreç içerisinde. Bunun yanı sıra bir seyahat gündeme gelebilir, iş veya özel nedenlerden ötürü. Eğitimle ilgili yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Özellikle işinizin tanıtımı veya kişisel tanıtımınız için iletişim konularında hızlanma olabilir. Reklam, pazarlama çalışmaları veya internet üzerinde çalışmalar hızlanabilir. Bir iletişim cihazı alabilirsiniz. Çünkü bu yeni ay kova burcu, yöneticisi de Uranüs ve yeni ay noktasına güzel bir açı yapıyor. Kendinize bir telefon, bilgisayar almak için şartlar uygun olacaktır. İletişim cihazlarında bir yenilenme söz konusu olabilir sevgili yaylar. Evet, haftanın diğer etkileri arasında 31 Ocak'ta Merkür burç değiştiriyor. Merkür balık burcuna geçiş yapacak ve uzun bir süre 8 Nisan'a kadar Merkür balık burcunda. Bu süre içerisinde 6 Şubat 28 Şubat aralığında retro hareket olacak ve kova burcuna da geri dönüşü olacak. Özellikle Merkür balık burcundayken evinizle ilgili konular, ailenizle ilgili konular öne çıkabilir. Onlarla iletişimleriniz artabilir. Daha fazla bir arada olabilir, bazı fikirsel tartışmalar yapabilirsiniz. Ev içerisinde çalışma imkanı doğabilir veya ailenin genç üyeleri, kardeşler olabilir, kuzenler olabilir. Onlarla daha fazla görüşme imkanı olabilir. Evde misafir ağırlayabilirsiniz. Ev içerisindeki iletişimin arttığı görülüyor sevgili yaylar. Bir diğer gelişme bu hafta 31 Ocak'ta Venüs'ün ileri harekete dönmesi olacak. Venüs 21 Aralık'tan bu yana retro hareketteydi ve 31 Ocak'ta artık düzeliyor. Venüs'ün düzelmesiyle beraber zaman zaman maddi konularda yaşadığınız sıkıntılar, kısıtlanmalar biraz rahatlayacak sevgili yaylar. Bu dönem içerisinde alacaklarınız, verecekleriniz, gelir gider dengesinde zaman zaman bazı sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Özellikle alışverişlerde bazı sorunlar gündeme gelmiş olabilir. Ya da bazı maddi imkanlarınızda kontrol dışı kayıplar söz konusu olmuş olabilir. Şimdi Venüs'ün düzelmesiyle beraber maddi konularda biraz rahatlayabileceksiniz. Ve sevindirici bazı fırsatlar da karşınıza çıkabilir. Evet sevgili yaylar, haftanın genel etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.